İDEF tabii arada birkaç yıl oldu. Pandemiden dolayı da hiçbir fuara da gidemedik. Aslında ben bu yılki İDEF'i çok başarılı buluyorum. Yani ben görünce şaşırdım. Katılımcı yani açısından sanki pandemi öncesi şartlarda hatta ondan daha üstün. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında söylediler. Bir önceki İDEF'ten katılımcı şirkete katılan şirket sayısı açısından da ciddi bir üstünlük sağlamış. Zannediyorum şeylere maske ve diğer tedbirlere uyarak ziyaretçi sayısında da yani normal bir İDEF'i geçecek gibi gözüküyor. Bayağı kalabalık. Gerçekten çok başarılı. Bizim için de şöyle önemli. 2 yıl önceydi galiba. Bir önceki İDEF 2019. 2 yıl önceki İDEF'te burada bu motorun plastik maketi vardı. Allah'a şükür 2 yıl sonra gerçek motoru buraya koymak nasip oldu. 2 yıl sonra da inşallah helikopterin üstünde belki görmek nasip olur diyoruz. Şimdi onun için uğraşıyoruz. Zaten entegrasyon çalışmaları TAY'da devam ediyor. Hatta bir defa koydular çıkardılar komple bütün denemeleri yapıldı. Bir dahaki defte de inşallah helikopterin üstünde görürüz diyoruz. TEİ açısından çok sayıda yabancı firma ilgi gösteriyor. Motorlarımızı da bizzat maketlerini değil kendilerini getirdik. Biraz sonra da bir yabancı ülke delegasyonu duydunuz. Ciddi ilgi gösteriyorlar. Çünkü açık söyleyeyim özellikle İHA sınıfında motorlarımız açık ara dünyada en iyi motorlar. O yüzden gurur duyuyoruz ekibimizle. Sağ olsunlar çok iyi bir iş çıkardık. Yavaş yavaş da işte bu pazarlıklar tabii ki böyle büyük pazarlıklar hemen bir ayda hemen imza altına alınamıyor biliyorsunuz. Özellikle askeri teknolojilerde de uluslararası şeylerde politik şeylerin de her şeyinde devletler arası ortamında buna müsaade etmesi, izinlerin alınması gerekiyor. Yani inşallah belli ülkelerle görüşüyoruz. Yakın zamanda bu motorları ihraç ettiğimizde inşallah duyurmak istiyoruz. Yeni savaş füzesiyle ilgili sizin geliştirdiğiniz çok önemli bir motor konsepti. Bir taraftan da Roketsan ürün gamını genişletiyor. Evet. Bu konuda bir sürpriz gelir mi acaba? Roketsan'da bizim fiyat pazarlığımız, teklif pazarlığımız devam ediyor diyelim. Birkaç iterasyon oldu. Tabii o teklifimizin kabulüne ve anlaştığımızda seri imalat olarak teslimatı gündeme gelecek inşallah. İHA'larla ilgili burada ön plana çıkarmak istediğiniz farklı sistemler işte TB3 geliyor, Aksungur sizin motorlarla evet. Uçacak. Onunla evet. ilgili bilgi alalım. Toplantılarımıza devam edelim. Aksungur aslında hemen yanımızda TAY'ın standı var ama dışarıda çünkü bayağı kanat açıklığı falan da bayağı büyük dışarıya koyulmuş. Üstündeki motorlar bizim motorlarımız şu anda burada geldiğinde göreceğiniz motorlar. Bunun yanında TB3'ün motorunda biz gönderdik entegrasyon için TAY'ye. Hatta Akıncı C'nin motorlarını da Baykar'a gönderdik. Bunlar da yavaş yavaş inşallah seri imalata. Zaten PD170 şu anda seri imalatta. Anka için seri imalat siparişimizi aldık. Bu yılda devam ediyor seri imalatımız. Bu yılda 23 tane daha teslim edeceğiz. O siparişler peyderpey geliyor. Biz de üretip teslim ediyoruz. Bunun tabii daha güçlü versiyonları, dizel grubunun yani pistonlu grubun daha güçlü versiyonları üstüne çalışıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızla bir yeni bir proje görüşmelerimiz var. Sona yaklaştık inşallah. Yakında desteklerini alırız diye umuyoruz. Bu PD170'in 225 beygire yani çıkarılması demeyeyim de 225 beygirlik yeni versiyonunun üretilmesi. Çünkü güç farkı %10 falan değil yani 170 beygirden 225 beygire çıkıyorsunuz. Aslında tamamen yeni bir motor olması lazım ama biz bazı mühendislik hileleri yaparak bazı iyileştirmeler yaparak aynı karkastan ufak tefek değişikliklerle 225 beygire çıkarabileceğiz gibi gözüküyoruz. Hatta bir deneme motoru yaparak 225 beygiri de gördük. Yer testlerinde gördük. Yani ne zaman uçar o? Yer testi dediğimizde 2000 feet testi oluyor. Biz Eskişehir'de test ediyoruz çünkü. Doğru. Yer testlerinde gördük. İnşallah tabii bunun durabilitesi, ömrü vesairesi bunlar daha çalışılması, test edilmesi lazım. Yani çok uzun sürmeyecek inşallah. Bir yıl sonra falan bu motoru inşallah göreceksiniz yani. Tabii Savunma Sanayi Başkanlığımızın şeyine bağlı, desteğine bağlı. Ne güzel burada maketten çok gerçek motorları görüyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah.
bol ihracat başarısı ve yeni ürünleri. İnşallah. İnşallah biz yeni motorları geliştikçe sizlerle de duyururuz inşallah. Yani pistonlu grubunda başka çalışmalarımız da var. Motor olarak bu PD-170 dünyanın tek çift turbolu, twin turbolu İHA motoru. Diğer üreticilerin hemen hemen hepsi tek turboyu tercih ediyorlar. Birkaç sebebi var. Yani en önemli sebeplerinden birisi çift turboyu irtifa ile beraber dengeli kontrol etmek. Motorun ihtiyaç duyduğu akışı optimumda, basıncı vesaireyi tutmak çift turboda biraz daha zor. Yani koordine etmesi daha zor. Tek turbo daha basit. Hem de tek turbo daha ucuz oluyor. Daha hafif oluyor. Ama biz bu çift turbolu da çok iyi bir iş çıkardık. Öyle bir iyi bir iş çıkardık ki eşdeğer tek turbolu motora göre yakıt sarfiyatımız çok daha iyi. Baya baya iyi görev irtifasında. İrtifa güç yeteneğini zaten saymıyorum. Orada dünya rekoru sahibiyiz. Yani orada da 40 bin fite çıkabilen başka bir pistonlu bir motor bildiğim kadarıyla yok. 225 beygire çıkardığımızda bir tık daha yukarıya kendi şeyimizi yukarıya taşımış olacağız inşallah. Yani tek turbolu versiyonu da çalışıyoruz. Onu da aslında çalıştırdık bazı şeyleri ama şimdi burada söylemeyeyim. O kadar çok ürün var ki hangisini anlatacağız? Şimdi artık yani tekerlek bir defa dönmeye başlayınca hareket etmek daha yani hız değiştirmek yeni versiyonlar yani şey diyeyim bir karkas motor çıkardıktan sonra motor aileleri türetmek daha hızlı oluyor. Biz bu ilk yaptığımız ürünlerden aileler türetmeye başladık. Hızlı hızlı yeni motorlar inşallah çıkacak.